İyi akşamlar sayın seyirciler. 1 Kasım seçimlerine doğru geri sayım devam ederken partilerin önemli isimlerini ağırlamayı sürdürüyoruz. Bu akşamki konuğum CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Bekeroğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet listelerinizi hazırladınız, Yüksek Seçim Kurulu'na verdiniz ee, ve artık seçim startta veriliyor yavaş yavaş CHP kollarını hmm. sıbadı. Ee, o listelere baktığımızda isterseniz önce listelerle başlayalım. Ee, çok fazla da bir değişiklik görmedik. Ak Parti'de yüzde varan bir değişiklik var. Ama CHP'de e, 7 Haziran'da meclise giren 131 ismin büyük çoğunluğunun korunduğunu görüyoruz. Sadece 3 isim yer alamadı. E, bu anlamda CHP aslında 7 Haziran'daki seçimdeki kararında ısrarcı devam ediyor. E, buna öncelikle buna katılıyor musunuz? Evet, zaten daha evvel ilan edilmişti. Biliyorsunuz biz adaylarımızın büyük çoğunluğunu ön seçimle belirlemiştik. E, üç ay evvel seçim yapılmış. Ön seçimle e, çıkıp milletvekili olan e, insanlar var. Dolayısıyla bu listeyi değiştirmek a, a, adaletsizlik olur olurdu. E, yapmadı CHP. E, yetki e, merkezde olmasına rağmen bu liste büyük ölçüde korundu. Aynı evet. listeyle giriyoruz Umarım iyi neticeler alacağız. Peki, gerçekten de geçen yani 7 Haziran seçimlerinde ilk kez milletvekili olup bu kez listelerde yer bulamayan tüm partilerden 37 kişi var yanılmıyorsam. Onların toplam meclisteki mesaileri 20-22 saat kadar. Ee, çok kısa bir vekillik yapmış olacaklar CHP bu konuda 55 ilde ön seçim yaptığı için işte kararında ısrarcı oldu ama 3 isim değişti ee, bunlardan da en çok dikkat çeken genel başkan yardımcısı Murat Özçelikti. Ee, Listeler açıklandığında CHP konusunda en büyük tartışma ve kısmen de olsa çalkantı Murat Özçelik ismi üzerinden oldu. Önce görevinden istifa etti ama sonra Kılıçdaroğlu'nun iknasız sonucunda görevine geri döndü. Ne diyeceksiniz Murat Özçelik hakkında? Bir şey demeyeceğim. Yani partilerde böyle şeyler olur. Çok önemli bir konu değil, önemli bir sorun değil. Yani Murat Bey açısından da, parti açısından da. Konuşuldu, böyle değerlendirildi, böyle uygun bulundu evet. ee, genel başkanımız, parti e, karar organları. E, dolayısıyla e, Murat Bey de görevinin başında e, bir sıkıntı yok. Evet, Kılıçdaroğlu Murat de konuştu ve ikna etti zannediyorum görevine evet, geri dönmesi konusunda. Evet. Bir kırgınlık yok diyorsunuz CHP'de. Yok. Peki, e, o zaman gelelim 7 Haziran'daki sonucu önce bakalım. Hı hı. CHP 38 ilde ki bunların arasında işte Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Diyarbakır, Tunceli, Şırnak, Van, Siirt, Kars gibi işte doğu ve güneydoğu illeri var. Bu 38 ilde vekil çıkaramadı. E, bu seçimde geçen seçimin e, ana noktası ekonomiydi. Yani sizin CHP'nin seçim bildirgesinde de hep ekonomik konusunun altı çizildi. Bunlara biraz sonra geleceğim ama bu seçimde e, gündemde terör var ve Türkiye'nin en can acıtıcı noktası so e, hali hazırda çözülmesi gereken ilk madde terör. E, 38 ile baktığımızda da dediğim gibi daha çok Doğu ve Güneydoğu. Şimdi siz nasıl bir plan yapıyorsunuz bu illerde milletvekilliği çıkarabilmek için ve tabi buna paralel olarak da CHP'nin terörle mücadele konusundaki planı nedir? Şimdi önce e, milletvekilliği bir defa bunun altında yani bazı illerde, bazı bölgelerde, bazı kesimlerde, bazı partilerin hiç olmamasının temelinde Türkiye'de e, kimlik siyasetinin e, öne çıkarılması var. Maalesef e, tarihsel bir takım fayhatları da kaşınarak kimlik siyaseti yapılıyor. İnsanlar etnik kimlikleri, hı hı. inançları, yaşam tarzlarına göre ayrıştırılıyor. E, hatta zaman zaman birbirlerine kışkırtılıyor ve siyaset bu şekilde yapılıyor. Yani şu programı beğenenler, şu görüşe yakın olanlar e, bu partiye oy versin, işte bize şu sebepten dolayı oy verin değil. Ha, siz şusunuz, biz de sizin gibiyiz, bize oy verin tarzında Aslında bir kimse kimseyi pek dinlemiyor değil mi? Yani böyle bir siyaset yapılıyor. Bu siyaset e, yani kimlikler üzerinden inanç ve yaşam tarzında yapılan siyaset böyle bu neticeleri ortaya çıkarıyor. Bunlar sağlıklı değil. Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti, Kitle Partisi. Evet. Dolayısıyla etnik kimlik, inanç ve e, yaşam tarzları üzerinde siyaset yapılmasını doğru bulmuyor. E, bunu anlatmaya çalışıyoruz bütün Türkiye, bütün siyasi partilerin bunu anlatması gerekiyor. Bir bölgede işte belli bir partinin real oy alması diğerini hiç almaması. Bunlar Türkiye'nin birliği için, geleceği için, huzuru güveni için e, hiç e, sağlıklı şeyler değil. E, parti olarak zaten bu tarz bir siyasette mücadele ediyoruz biz bunu devam ettireceğiz sürdüreceğiz İnsanlara anlatmaya devam edeceğiz kimlikler hepimizindir kimlikler inançlar yaşam tarzları hak ve özgürlüklerle ilgilidir demokratik bir dev devletin bütün herkesin hakkını özgürlüğünü garanti altına alır ama siyaset başka konular üzerinden yürütülmesi gerekiyor siyaset insanların ekmeğini özgürlüğünü büyütmek üzere e, bu konular üzerinde bu temel konular değerler üzerinden ee, geliştirilecek programlar, e, siyasi e, e, siyasette dizilişler böyle olması gerektiğini anlatıyoruz. Anlatmaya evet. da de devam edeceğiz. Tabi terör e, önemli bir konu, herkesin konusu. E, terörün siyasetin malzemesi olmaması gerekiyor. Bak demin dedik, etnik kimlik siyasetin malzemesi olmaması evet. lazım. İnanç, yaşam tarzı olmaması gerekiyor. Terör yani can kan da siyasetin malzemesi olmaması gerekiyor. Evet. Maalesef. Maalesef Türkiye yıllardan beri bu konuyu da siyasetin malzemesi yapıyor ve bu seçimde de maalesef biraz daha açık konuşalım mı Ş kim yapıyor? Şimdi bakın bir sivil toplum örgütü ya da işte nasıl bir örgüt daha evvel gene işte Cumhurbaşkanına destek için gazetelerde çarşaf çarşaf ilanlar yayınlanan bir sivil toplum örgütü işte teröre karşı tek nefes tek ses şey düzenliyor. Ee, miting düzenli. İyi, güzel. Teröre karşı miting düzenleyelim. Nesi teröre... kötü teröre karşı? Anlatacağım karşı şimdi. Hiç güzel olmuş. bir şey yani. Buna hiçbir şey demiyorum. Teröre karşı e, hepimiz tepki göstereceğiz. E, teröre karşı da tepki göstereceğiz. Teröre tepki veriyoruz diye ortaya çıkan aşırı davranışlar, saldırılar, parti binalarının yakılması, dükkanlara, işçilere saldırılması bunlara da tepki göstereceğiz. Bunlar son derece tehlikeli. Evet. Ama bir cumhurbaşkanı teröre karşı yapılan e, mitinge katılıp eğer orada e, dibine kadar tırnak içinde söylüyorum siyaset yapıyorsa bu o terörle mücadelenin siyasete araç edilmesidir kullanılmasıdır bu yanlıştır Türkiye'de biliyorsunuz e, yıllardan beri terör 30 yıldır terör var e, binlerce on binlerce insanımızı kaybettik dünya kadar kaynağımızı kaybettik çok kötü evet. bunlar hepimiz yanıyoruz. Ee, ama bir şekilde kesilmişti biliyorsunuz son 3 seneden beri çözüm süreci vardı, görüşmeler var, vardı, mutabakatlar vardı filan. Ne oldu tekrar? Ne oldu? Evet, tekrar en ne çok oldu? En çok sorulan soru. Bakıyorum herkes soruyor. soruyor. Bir tek olay var burada olan. 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran seçimleri oldu. Şey iki tarafta, iki taraf diyorum yani çünkü iki taraf arasında gidiyordu yani. Meclis işin içinde değildi, sivil toplum örgütleri işin içinde değildi. Nasıl bir görüşmelerdi bunlar? Neyin mutabakatı vardı? İçeriği neydi? Bunlar hiçbirini bilmiyor, bilmiyoruz. Bir anda 7 Haziran seçiminden sonra bu sefer tekrar terör tırmanmaya başladı. Tekrar şehitler gelmeye başlandı. iller, ilçeler işgal edilmeye başlandı. ki 7 Haziran başlandı. seçimlerinde e, Kürtlerin sorunlarını mecliste taşıyan parti yani HDP büyük bir başarıyla çıkmıştı. Değil mi? Yani çıkmıştı ve şöyle konuşmaya düşünmeye başlamıştı herkes... Evet artık şiddetten, artık silahtan bütünüyle uzaklaşılacak. Bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde evet. müzakerelerle konuşularak. Anayasa değiştirerek, yasa değiştirerek çözülecek yani. Zemin meclistir. Evet. CHP'nin de baştan beri savunduğu şey budur. Şeffaf bir şekilde evet. mecliste bu işi çözeceğiz. Ama 7 Haziran seçimleri oldu. Ne oldu 7 Haziran seçimlerinde? Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iptal olamadı. Ne oldu 7 Haziran seçimlerinde? 7 Haziran seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlık hayalleri suya düştü. Başka da bir şey yok. Olay bu. Ondan sonra tırmandı. Kim tırmandırdı? Efendim şunu söylemiyorum. Cumhurbaşkanı yaptırdı bu terör AKP yaptırdı hükmü öyle bir şey söylemiyorum. Ama karşılıklı bir şekilde bir şekilde ciddi özellikle örgüt de bir anda sanki eee HDP'nin büyük bir milletvekiliyle oy oranı ile meclise gelmesi, gelmesini onlar da sanki rahatsız olmuşlar gibi. Çünkü bütün bu olaylar sonucunda en çok şu düşünce konusunda soru işaretleri oluştu. Evet gerçekten bu iş mecliste mi çözülecek? Madem mecliste çözülecekti niye terör tırmandırılıyor? Niye işte yerel işte özellikler şey yapılıyor? İsyan örgütlenmeye başladı bölgede. Niye büyük saldırılar yapılıyor? Bakın şu kadar sene içinde en çok 80 milletvekili parlamentoya gelindi. Kürt siyaseti bu işi parlamentoda konuşacak, çözecek. Niye oldu? Dolayısıyla herkes yedi hazırlan. Yedi hazırlan seçimindeki sonuçlar HDP'nin meclise büyük bir çoğunlukla gelmesi... AKP'nin tek başına hükümet olamaması ve Cumhurbaşkanının başkanlık adayıları bitmez. E şimdi, şimdi buradan, bu ortamda, buradan hareketle evet. buradan hareketle siz terörle mücadele mitingleri düzenliyor ve orada siyasi dibine kadar siyaset yapıyorsanız bir, böyle, bir mitingte, böyle bir mitingde böyle evet. bir mitingde başka siyasi partileri eleştiriyorsanız onları baraj altında bırakın gibi mesajlar veriyorsanız bunlar teröre karşı e, mitingler değildir. Bunlar Teröre karşı mücadele her neyse bunun siyasete araç yapılması demektir ki bunu çok tehlikeli buluyoruz, sakıncalı buluyoruz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanının e, o teröre karşı tek ses e, tek nefes mitinginde söylediği e, milli ve yerli milletvekili talebi. Yani ben diyor herhangi bir parti şart etmiyorum ama 550 tane milli ve yerli milletvekili yollayın diye ne sesleniyor. Ne demek istediğimi ne de demek? anlıyorsunuz siz falan diyor arkasındaki cümlede. Siz ya ne bakın, anladınız buradan? Şimdi aslında? dün e, Sayın Başbakan bir çağrı yaptı biliyorsunuz. Evet. İşte şu şu konularda diğer siyasi partilerle birlik çevreyi kirletmeyelim. İşte teröre aileleri, karşı, çocukları teröre assiyon, karşı ortak hareket edelim. Ve Cumhurbaşkanı siyaseti karıştırmayalım. Evet. kim ki karıştırıyor Allah aşkına Cumhurbaşkanı siyaseti? Yani siyasete karışan kim? Yani siyasete karışan bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi 7 Haziran'ın öncesini düşünün. O zaman açılışlar adı altında bütün Türkiye siyasi parti lideriymiş gibi. Gittiği her yerde açılış yapmadı. Muhalefet parti partilerini karşısına ala, alarak ve daha evvel bir parti lideri bile yapmadığı kadar e, siyasetin seviyesini düşünerek bağırdı meydanlarda. Şimdi de aynı şey, şey yapıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Buradan kimseye bir fayda ortaya çıkmaz. Bunlardan uzak durulması gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı siyasete karıştırmayalım. Zaten biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki Cumhurbaşkanı siyasete karışmasın. Evet. Cumhurbaşkanı anayasaya göre evet halk seçmiştir. Doğru daha evvel parlamenterin seçtiği cumhurbaşkanı değildir ama anayasa duruyor. Yemini duruyor. Tarafsız olacak. Cumhurbaşkanı siyasete gitmeyecek, Siyasi partilerle uğraşmayacak. Bir partiden yana diğer partinin karşı olmayacak. bunlar yanlış şeyler. Devletin parasını imkanını toplayarak açılış yapıyorum. Şimdi terörle mücadele adı altında mitingler yapması Sayın Başbakan'ın kalkıp Cumhurbaşkanı'na bir çağrı yapması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkan, lütfen oturun. Cumhurbaşkanlığı yapın siz. Biz, bizimle CHP olarak hiçbir sesimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanı gitsin, sarayında mı oturuyor? Otursun. Cumhurbaşkanlığını yapsın, tarafsız bir şekilde davransın, görevini yapsın. Seçime karışmasın, meydanlara inmesin. Doğru değil bu. Kendisine de yaramaz, kimseye de yaramaz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey olmadı yani bir Cumhurbaşkanı bu kadar taraf olduğu, bu kadar toplumu gerdiği, insanları, inançları, kimlikleri, yaşam tarzları üzerinde bu kadar böldü. Her şeyi kullandı. Bakın sayın Cumhurbaşkanının tarihine, siyasi tarihine bakın. Her şeyi kullandı. Şimdi yerli ve milli diye bir şey çıkar Ne demek arkadaş? Ya? Kim yerli, kim milli nasıl oluyor? Yani sana oy verenler, senden yana olanlar yerli, milli, diğerleri yerli, milli değil mi? Bu ne? Yani kavram kalmadı, değer kalmadı, şimdi yerlilik ve millilik üzerinden şey yapıyor. Sonra neyin yerlisi yani? Nasıl oluyor yerli? Kim ne yaptığı zaman yerli oluyor, milli oluyor. Kim ne yapmadığı zaman ya da ne yaptığı zaman yerli ve milli Bunlar Bunlar e, kabul edilebilecek şeyler değil. O sözlerin kastı HDP'ye miydi? Dün ben çünkü... E... AK Parti'nin il başkanlığı, milletvekili tanıtım toplantısındaydım ve oradaki AK Partilerle konuştuğumda bu sözlerin aslında açıkça HDP dediler. Siz de öyle mi algılıyorsunuz? Ya Şimdi bakın HDP ya da HDP kendisini savunur eder. Kim olduğuna ben bir şey söylemiyorum. Yani şimdi HDP'den Mirdengir Fırat, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu, şimdi HDP milletvekili. Yani oradayken milliydi, şimdi milli değil mi? Oradayken yerliydi, şimdi değil mi? Ya bunlar gerçekten e, 2015'te Türkiye'de Türkiye yakışacak şeyler değil. Bir cumhurbaşkanının e, kullanacağı kavramlar değil yani yeter ya. Yani. yani Gerçekten yeter yani. E ben e, bütün bunları Adalet ve Kalkınma Partisinin gerçekten tıkandığını, artık patinaj yaptığını, bu halka bu millete söyleyecek sözünün kalmadığının belirtileri olarak görüyorum. Kalmadı yani. Artık dikkat edin hem 7 Haziran'da hem şimdiki başlattılar seçim kampanyasını. Evet. Geleceğe yönelik bu ülkenin sorunları ile ilgili, ekonomik sorunları ile ilgili, demokrasi ile ilgili, bu gençlere bir gelecek sunma ile ilgili hiçbir şey söylemiyorlar. Söyleyemiyorlar. Bunun yerine tekrar kutuplaştırma, tekrar bağırma, tekrar çağırma ve kan, terör, terörle mücadele bu şeyle tekrar 276 kurtarmaya çalışıyorlar. Bence bunu beceremeyecekler. Peki gelelim biz CHP'ye. Çünkü CHP de aslında mitinglerinde seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu çok sert ifadelerle eleştirmişti. Bu sürer mi? Eleştirmemişti. Dikkat ederseniz Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 7 Haziran seçimlerinde hiçbir şekilde Adalet Cumhurbaşkanı muhatap almadı kendi vaatlerimizi anlattık, ne yapacaklarımızı anlattık ve bu seçmen tarafından takdirde edildi. Bu seçimde de böyle olacak. Sorulduğu için biz şey yaptık. Dikkat ederseniz yani biz Cumhurbaşkanı siyasete karıştırmıyoruz. Onun üzerine siyaseti kurmuyoruz. Tam tersi Cumhurbaşkanı siyasete karışınca cevabını cevabını alıyor. Biz yine aynı çizgide şeyimize seçim kampanyamıza devam edeceğiz. Türkiye'nin temel problemlerine. E, sosyal demokrat bir programla nasıl çözümler getireceğiz? Bunu anlatacağız. Şimdi e, o, gelecek hafta sanıyorum ayın 30'unda seçim bildirgesi evet. açıklanacak. Hı. Ama önce Türkiye diyorsunuz. Bu seçimdeki sloganınız o. E, geçen seçimdeki slogan da e, yaşanacak. yaşanacak bir Türkiye'ydi. E, 7 Haziran'dan bu yana e, hakikaten... E, Yaşanması çok da harika olan bir Türkiye görmedik. Hı. Umarım bir kasımdan sonra gerçekten yaşanacak daha iyi yaşanacak bir Türkiye ile karşılaşırız. Gelelim sizin seçim bildirgesinin şöyle tiyolarını almak mümkünse henüz açıklanmadı elbette ama geçen seçimlerde 7 Haziran'daki seçimlerde ekonomik vaatleriniz çok çok konuşuldu. Hatta diğer partiler de e, CHP o konuda doğru yaptı. Biz daha soyut vaatlerde bulunduk. Şimdi biz de o şekilde vaatlerde bulunacağız diyorlar. Mesela işte emeklere bayramlar, bayramlarda ikramiye verilmesi, çiftçiye 1,5 liradan mazotun verilmesi, asgari ücretin 1500 lira olması, faiz borçlarının bir kısmının silinmesi gibi hakikaten seçmenin doğrudan cebini ilgilendiren vaatler vardı. Bu seçimdeki vaatleriniz ne yönde olacak? Bakın elbette yani biz önce Türkiye diyoruz. Bunu hem 7 Haziran seçimlerinde hem 7 Haziran seçimlerin sonrası süreçte de gösterdik. Terör tırmanmadan önce evet. koalisyon görüşmeleri esnasında şimdi de gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten çok farklı bir şekilde, geçmişte böyle koalisyonlar gündeme geldiğinde hangi partiler birbirine yakın, işte ideolojik olarak, yaşam tarzı olarak hangi partiler yakın, şunlar yakın bunlar koalisyon kursunda. Öyle yapmadı Sayın Kılıçdaroğlu. Çıktı, 14 tane ilke tespit etti. Türkiye'nin şu 5 tane sorunsal alanı var. İşte bu alanlarda 14 tane işi yapacaksak, kim olursa olsun biz hükümet kurarız. Aa işte anayasanın değişmesi gerekiyor, siyasi ahlak yasasının çıkması gerekiyor, yolsuzlukla mücadele edilmesi gerekiyor. Türkiye'de artık orta gelir ve o orta teknoloji tuzağına takılmış kalmıştır. Böyle devam edersek bu kadar işsizi iş bulamayız. Dolayısıyla bunları yapmamız gerekiyor. Bunu kim yapacak? Onunla biz hükümet kurarız. Dedik bu şekilde yolumuza devam ettik. Yani önce işte bizim çıkarımız, önce partimizin çıkarı değil. Türkiye, çünkü yaklaşmakta olan bu tehlikeleri, kutuplaşmaları, sıkıntıları, terörün tırmanabileceğini bunları gördük. Ekonomideki riskleri gördük. Nitekim yavaş yavaş geliyor. Şu anda resmen, aslında resmen değil ama fiilen bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. Bütün bunları gördük. Dış politika ile ilgili artık Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren çok ciddi bir problem var. Yani hiç biz görmüyoruz. Terör başka şeyleri konuşuyoruz ama bir de mülteci krizi diye bir şey var. Değil mi? Ee, Suriye'de, Irak'ta olup bitenlerin Türkiye'nin güvenliğini ciddi bir şekilde bozduğunu görüyoruz. Bütün bunları gördüğümüz için bir koalisyon hükümeti kurulup, çünkü tablo ortaya çıktı. Milli irade dedik ya, milli irade tezahür etti. Bunun üzerine bir hükümet kuralım. Kimi kimi seviyor, sevmiyor buna bakmayalım. Şu programlar çerçevesinde Türkiye'nin şu sorunlarını çözelim. Türkiye'yi rahatlatalım. Önce evet. Türkiye. Yine önce Türkiye. Dolayısıyla önce Türkiye sloganı aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem e, seçim e, sonrası tavrını hem bundan sonra nasıl hareket edeceğini göstermesi açısından önemli. Seçim bildirgesi, e, tabii seçim bildirgesini Sayın Genel Başkanımız açıklayacak. Elbette 3 ay geçti ve büyük şeyler değişmedi. Fakat ba, öncelikler değişti. E, yine bütün bu vaatler, e, yani şu anda emeklinin sorunu çözülmüş değil ki. Taşeron işçiliği, ee, çağdaş kölelik devam ediyor. Yine insanların e, borç faizleriyle gene insanlar e, borç batağı içinde. Dolayısıyla bütün bu sorunlar duruyor. Bu sorunları, bu vaatleri güncelleyerek elbette insanların karşısına çıkaracağız. Ama başka bir şey daha ortaya çıktı. Daha önceki seçim bildirgemizde vardı. Eğer huzur yoksa, eğer gerçekten barış yoksa, eğer gelişmiş bir demokrasiniz yoksa, eğer hukuk devleti yoksa ekonomide gelişemiyor. Dolayısıyla ekmek büyümüyor, büyümeyen ekmeği insanlar arasında hakça da paylaştıramıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla biz demokrasiyi de barışı da elbette Kürt meselesinin çözülmesini bunları da öne çıkararak bir seçim bildirgesi hazırlıyoruz, daha doğrusu güncelliyoruz ve bu bildirgeyle bayramdan sonra Çarşamba günü Sayın Genel Başkanımız halkın karşısına çıkacak. Şimdi. Dün e, Sayın Başbakan Show TV'de e, canlı yayında özellikle CHP ile süren istikşafi görüşmeler sırasında seçim barajının düşürülmesi konusunda da e, bir anlaşmaya varıldığını yani prensip anlaşmasının sağlandığını söyledi. Bu aslında e, heyecanlandıran bir haber. E, siz o görüşmelerde böyle bir anlaşma sağlandığını söyleyebilir misiniz? Yani yüzde beş, yüzde yedi. Şöyle ifade durumda. edeyim. Bizim seçim e, o, barajı önemli bir şey. Çünkü Türkiye'nin e, siyasetini yeniden o, şekillendirecek. Koalisyon diyor. ilkeleri e, çerçevesi 14 şeyin maddenin içinde bunlar da vardı. yani 12 Hı. Eylül'den kalan yasaların değiştirilmesi, seçim yasalarının, siyasi partileri yasasının değiştirilmesi, meclis iş düzüğünün bunlar vardı. Bunlar konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi ee, önceki dönemde de, bu dönemde zaten bu konuda teklifler vermişti. Adalet ve Kalkınma Partisi de barajın düşürülmesi konusuna sıcak bakıyordu. Eğer bir hükümet kurulsaydı, bu da öncelikle ele alınacak konulardan bir tanesiydi. Ama şimdi e, Sayın Başbakan'ın açıklamasında çelişkiler görüyorum. Gidiyor e, terör'e karşı yapılan mitingde e, diyor ki e, terör'e belki partililer kendi partisi olmayanlar da e, gelmiştir, değil mi yani? Evet. Öyle değil mi yani? teröre karşı miting yapıyor sivil toplum örgütü. CHP'li de gelebilir, HDP'li evet. de, MHP'li de gelebilir. Onlar diyor ki çok çalışın ve o parti baraj altı bırakın. Bakın hala barajdan medet uman bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi var. 13 sene bir sürü haram yani kendisinin olmayan haram milletvekilleriyle yönetti Türkiye'yi hakkı olmadan. Çünkü baraj altı kalan partilerin hakkı olan milletvekilleri onlar da oldu. Hala ondan medet umuyor. Bakın size şunu söyleyeyim Tuba Hanım. Yani çifte standart olmaz ya. Demokrasi her yerde demokrasi. Çifte standart yapmayacaksın. E bunlar ilkesel olan şeylerdir. Siz gerçekten temsilde adalet istiyorsanız barajı kaldıracaksınız ya da düşüreceksiniz. Çünkü yönetimde istikrar da var. Düşüreceksiniz. Beş mi yapacaksınız? Üç mü yapacaksınız? Ve bunu her yerde savunacaksınız. Şimdi orada Aa işte HDP ee, barajı geçsin diye birçok HDP'li olmayan insan HDP'ye oy verdi aslında baraj düşük olsaydı bu kadar yüksek olmazdı biz tek başımıza iktidar olabilirdik dolayısıyla barajı düşürelim o o zamanki düşünce şimdi yok işte baraj düşme duruyor aman baraj kalsın bunlar çelişkidir bunlar samimiyetle evet. şey yapılamaz yani Demokratlık bu değildir yani ve Türkiye'nin lehine, lehine olan da bu tam değil. Tam bu noktada sormak istiyorum. Şimdi 1 Kasım seçimlerinde e, gerçekten HDP baraj altında kalırsa nasıl bir Türkiye bizi bekler? Yani tabii seçmen iradesi bir şekilde size öğretecek ama şunu söyleyeyim size. E, yani biraz da objektif konuşmak lazım, verilerle konuşmak lazım. Şu anda bizim elimizde olan onlarca anketin hiçbirinde HDP'nin baraj altında kaldığına dair bir şey yok. Yani HDP açık ara bütün anketlerde 13 o civarda 12 buçuk 13 buçuk arasında değişen oyları alıyor ve barajı geçiyor. Tabi e, HDP e, üzerinden konuşacaksak aslında başta girmiştik. Yani HDP'nin yüksek bir temsille mecliste bulunması e, Kürt meselesi dediğimiz bu meselenin ki terörün temelinde de bu var. Mecliste e, Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmesi için e, önemliydi. Evet Yani muhatap. İşte bölgede insanlar çoğunlukla oy verdiği parti burada. Onlar oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Anayasa değişiyor, yasa değişiyor. Mecliste mutabakatla bunlar çözülüyor. Böyle olacaktı. Ama e, olaylar HDP'yi e, böyle bir parti olmaktan e, en çok HDP'ye zarar verdi. HDP'den bu beklentileri azalttı. HDP'yi biraz siyasetin dışına dışına attı. Ee, dolayısıyla ben e, tabi bir şeyin kara, e, millet iradesi, seçmen iradesi bir şekilde e, gerçekleşecek ama bu tablo Türkiye için iyi bir tablo değil. Yani bir siyasi yani siyaset yoluyla meselelerin sorunların çözülmesi meclise gelen bir partinin bu kadar e, Türkiye gündeminin dışına düşmesi e, bu hoş bir şey değil, güzel bir şey değil. Türkiye'nin fayda yararına değil bence. Şimdi bir Kasım'da seçimde tekrar sandık başına gidilecek ve Allahı var. Siz CHP olarak koalisyon kurulması için çok fazla gayret gösterdiniz. Kamuoyunda da bu algı var. Ak Parti ile görüşmeler sırasında da CHP son derece istekliydi koalisyonun kurulması konusunda. Yani Ak Partiler de bunu söylüyorlar. Şimdi bir Kasım'daki seçimlerden sonra yine benzer bir tablo çıkarsa. Ee, ne olacak? Yani yine CHP, AK Parti ile bir koalisyon arayışına girer mi? İstikşafi görüşmeler bu görüşmelerin bir alt tabanını oluşturur mu? Yoksa MHP ile bir formül mü düşünülür? Nedir? Falan? Şimdi tabii e, bugünden e, bir Kasım sonrası tabii. için zor. E, tabii bütün partiler seçimi kazanmak için girerler. Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir programla, yani Türkiye'nin temel sorunları başta işte Kürt meselesi, terör, barış, dış politika, demokrasinin geliştirilmesi, ekonomi, e, ekonomideki ciddi problemlerin halledilmesi, dolayısıyla pastanın büyütülmesi, bu pastanın hakça dağıtılması konusunda çok ciddi problemler var yani milyonlarca insan bin liraya geçilmek zorunda. 20 milyonu aştı e, kişi başına ayda 200 liradan aşağı geliri olan yoksul insan yani, sayısı. Evet. Dolayısıyla bütün bunları kendi programımızla çözmek için seçime gireceğiz ama tablolar, anketler, yapılan çalışmalar, araştırmalar ortada. bir koalisyon gerektirecek şey olursa biz 7 Haziran sonrası nasıl davrandıysak öyle davranacağız. Burada isteklilik böyle bir şey oluyor yani. CHP işte atladığı her şey öyle değil yani. CHP ilkelerin ortaya koydu. bu ilkeler çerçevesinde siyaset yapalım dedi. koalisyon yapalım dedi. Aslında bu ilkelere kimse karşı çıkmadı. Ya yani biz anayasayı değiştirelim dedik. Yani Türkiye'nin 2015'te işte darbecilerin 12 Eylül'de yapmış oldukları anayasayla yorulana devam etmesi mümkün değil. Tabii Niye? tabii Ekonomisi. bu ilkeler e, yani. hep konuşuldu. Yani bu ilkeleri kimse karşı kimse çıkamadı. Kimse karşı çıkmadı. Karşı çıkamadı. Ee, Başka kim noktalar bir şey yapamadı. Yaptı. Ondan sonra ya bakın e, Adalet ve Kalkınma Partisi daha doğrusu Cumhurbaşkanı seçim günü akşamı kim ne derse desin kafasına koymuştu. Yani o bu milletin yanlış yaptığını, hata yaptığını Dolayısıyla buna bir şans veri, vereceğini orada kafasında koymuştu. Dolayısıyla yapılamazdı. Ne dediler? Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında devam eden görüşmeler sonrasında uzayınca Sayın Genel Başkanımız gitti. Ne diyorsunuz? Epey konuştuk hadi bakalım filan. Geldiler ne dediler? Ya biz 3 aylık yani seçime kadar işte Kasım ayına kadar bir hükümet kuralım reform hükümeti. Ya çocuk, çocuklar da güler yani 3 ayda reform olur mu böyle bir şey var mı? E, sonra anladık ki başta eğitim ve dış politika olmak üzere temel konularda CHP ile ilgili CHP ile büyük e, görüş ayrılıklarımız var. Bir e, koalisyon kuramayız. Evet açıklama bu yönde. Yani peki biz de sorduk. Hangi konularda e, gerçekten neyi konuştuk da temel görüş ayrılıklarımız oldu? Hele bir gel bir konuşalım yani eğitimle ilgili ne iş şey yaptık yani? Hangi konuyu konuştuk? Dış politika ile ilgili neyi konuştuk? Yok böyle bir şey. Topu taca atma yöntemi. Biz topu taca atmayacağız. O zaman atmadık, yine atmadık. Adalet ve Kalkınma Partisi olur. Meclis halkı neyi gerektiriyorsa, e, o ortaya koymuş olduğumuz ilkeler çerçevesinde Türkiye'nin hükümetsiz kalmamasını sağlayacağız. Ve bu programlarımızı gerçekleştirmeye ne gayret edeceğiz. Yani burada e, bir de çok zaman kaybediyoruz. Bir seçim yap, yapıyoruz şimdi. Yani Türkiye çok zaman kaybediyor. Hem bakın, masraf hem zaman. Bakın, değil mi? E, ben iddia ediyorum eğer koalisyon kurulsaydı bu olaylar böyle tırmanmayacaktı. Bu terör bu noktaya gelmeyecekti. 150 insanımızı kaybettik. 150'ye yakın şehit var. Daha, daha çok kayıp var da. 150 yakın. <laughs> Sivil kayıplar var. Olmayacaktı bunlar. Ekonomi bu noktaya gelmeyecekti. Görüşülmesi bile. Bakın e, CHP, AKP büyük koalisyon olacak görüşülmesi bile şeyleri düzeltiyordu. Dolayısıyla şimdi seçime gidiyoruz biz. Seçimden sonra da Cumhuriyet Halk Partisi yine dengeli, yine uzlaşmazdı. Yine Türkiye'nin sorunlarını çözmek için e, gerekli fedakarlığı yapacak şekilde davra, davranarak e, işi götürmeye çalışacağız ama son 1-2 dakikam. Evet. O yüzden 1 Kasım'da neden vatandaş CHP oy versin? E, kısaca birkaç cümleyle alırsak. Bir defa e, bakın e, başka partiler de var ama 4 tane parti barajı geçecek ve parlamentoya gidecek görünüyor. Bak bakacak bu partilere. Evet. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakacak yani artık eski defterleri karıştıran, bit pazarlanan, nur yağdıran evet. işte topluma gelecek için ekonomi, barış, demokrasi konusunda söyleyecek sözü kalmayan bir Adalet ve Kalkınma Partisi BES'e daldı. MHP'nin, HDP'nin durumu ortada. HDP bir şekilde siyaset dışı kalıyor. MHP'nin tavırları, Sayın Bahçeli'nin şeyleri belli. Ee, herkes herkesle kavgalı. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi var. Herkesle konuşuyor. Çözümün öneriyor, uzlaşma öneriyor. Bir defa bu çok önemli bir sebep. Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1 Kasım'da oy verilmesi için. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerini, programını inceleyecek. Bakın açık net söylüyoruz yani. Biz sadece önce Türkiye demeyeceğiz. Önce insan diyeceğiz, önce birlik diyeceğiz, huzur diyeceğiz. Anketlerde kaçsınız yani, size gelen? Yani 30'lara doğru gidiyoruz yani. Bu CHP'nin desteklenmesi için bir de programına bakılacak. Eğer koalisyon hükümeti kurulsaydı ya da CHP tek başına iktidara gelseydi 7 Haziran'da, bu bayramda emekliler bir maaş ikramı alıyordu ve herkes kurbanını rahat bir şekilde kesiyordu. Eğer e, CHP iktidara gelseydi ya da koalisyonda olsaydı, mesela asgari ücret meselesini çözmüştük, net 1500 lira olmuştu. Çoktan kredi kartları, bireysel krediler, öğrenci kredi, kredileri ve genel sağlık sigortası, Sayın Genel Başkanımızın işsiz evlat vergisi dediği konularda evet. af çıkarmış ve bu borç borçları faizden %80'ini çoktan silmiş olacaktık. Bütün bunlara bakacak uzlaşmacı, Türkiye'ye barışı getirecek, demokrasiyi geliştirecek ve e, pastayı büyütecek, ekmeği büyütecek ve a, bu ekmeğin hakça dağıtımını sağlayacak bir sosyal demokrat partiye rey verecek. Türkiye'ye barışı gerçekten getirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi ee, daha çok sosyal demokrat ilkeler çerçevesinde büyüdükçe Türkiye rahatlıyor. Bakın eğer bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi daha büyük bir şekilde ortaya çıkarsa Adalet ve Kalkınma Partisi daha da aşağı düşerse işte Türkiye çok daha rahatlayacak yani. Türkiye'nin rahatlamaya ihtiyacı var yani. Her şey için rahatlamaya ihtiyacımız var yani. Birinci konumuz bak canlarımız gidiyor. Güvenlik. Güvenlik. Terör, Terörün bitmesi gerekiyor yani. Nasıl bitirebiliyor Cumhuriyet Halk Partisi? bunları daha evvel açıkladı, konuştu, etti. Bütün bunları konuşacağız. Kavga yapmayacağız, germeyeceğiz, tansiyonu düşüreceğiz ve umarım 1 Kasım'dan sonra oluşacak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkeyi, bu insanlarımızı esenliğe çıkaracak bir programla insanların karşısına çıkacak. Çok teşekkür, ben ederim, teşekkür ederim Sayın Mehmet Bekeroğlu. Evet sayın seyirciler CHP'nin bir kasıma doğru giderken yapacaklarını e, Sayın Mehmet Bekeroğlu'ndan dinledik. Az sonra MHP'den önemli bir konuğum olacak. Sayın İsmet Büyük Ataman'la devam edeceğiz sohbete. Görüşmek üzere.